Değerli izleyenler, Erdek'te İyi Parti'deyiz. Yanımda İyi Parti ilçe başkanı Sayın Arif Demir var. Arif Bey hayırlı olsun, uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi kurucu başkan oldunuz. Şu aşamaya kadar neler yaptınız? Üye kayıtlarına başladınız herhalde. Evet. Yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? Peki. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. İlk önce bana Aralık ayının 24'ünde kurucu başkanlık teklif edildiğinde hiç düşünmeden kurucu başkanlığı kabul ettim. Ve ilk görevi aldıktan sonra Erdek'te çalışmalara başladım. Yaptığımız ilk çalışmalarda yönetim kurulumu Erdek'te bütün önceden siyasi geçmişi olan, olmayan iş adamları veyahut da Erdek'in ileri gelen önderleriyle tek tek görüştüm. Hepsinin görüşünü aldım. Erdek'te İyi Parti'yi nasıl kurabiliriz, nasıl iyi bir seviyeye çıkarabiliriz, nasıl başarılı olabiliriz? Bu bilgileri aldıktan sonra yönetim kurulumu teşkil ettim. Yönetim kurulumu teşkil ettikten sonra İl Başkanlığı'na Ankara'ya onay için yönetim kurulumu elden teslim ettim. 23 kişilik yönetim kurulum artı 23 kişilik de yedek yönetim kurulum vardı. Ankara'ya onaya gönderdiğimizde Ankara'da onaylanıp ayın 18'inde 18 Ocak'ta yönetim kurulumum geri geldi, belgeler onaylandı. Ayın 19'unda Erdek ilk defa parti kurulduğu için 19 Ocak 2018 günü Erdek Kaymakamlık makamının dernekler masasına yönetim kurulumu bütün belgeleriyle beraber teslim etti. O gün 19'unda akşam saat 17.30 itibariyle Erdek'te İyi Partimiz kurulmuş oldu. Evet, peki. Sizi bir tanıyalım önce biz. Arif Demir kimdir? Daha sonra sohbetimize devam edelim. Peki, teşekkür ederim. Arif Demir 1964 Samsun Vezirköprü doğumluyum. Ben 1994-1997 yıllarında Erdek'te İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptım ve Erdek'te o yıllarda evlendim. Evlendikten sonra tayinim Erdek Balıkesir Gömeç'e çıktı. Bir yılda Gömeç'te jandarma komutanlığı yaptım. Ondan sonra şark görevine gittim. Ben Türkiye'nin değişik yörelerinde 29 yıl 10 ay jandarma asubayı olarak görev yaptım. 2006 yılında emekli oldum. Jandarma asubaylığı görevini yürütürken aynı zamanda açık öğretimden halkla ilişkileri bitirdim. Devamında işletme fakültesini bitirdim. Emekli olup döndükten sonra tekrar dedim, çünkü bilgi benim düşünceme göre bilgi bir okyanustur. Bizler okyanusun içerisinden çay kaşığıyla bir şeyler almaya çalışıyoruz. Daha okumam gerektiğini, daha bir şeyler araştırmam gerektiğini düşündüm. Tekrar 3. üniversite olarak da uluslararası ilişkileri bitirdim. Şu anda 3 tane üniversite bitirmiş durumdayım. Daha sonra bu üniversite bitirmelerimi halka yansıtmam gerektiğini düşündüm. Emekli olduktan sonra bir özel güvenlik şirketinde 11 yıldır yöneticilik yapıyorum. Bunun yanında uzman eğiticilik görevi, ana derslerine giriyorum. Ayrıca Bursa bölgesinde de yine bir güvenlik okulunun ana derslerine giriyorum. Bu arada da emekli olduktan sonra da Erdek'te TEMAT, Emekli Asubaylar Derneği'nde de 5 yıl yönetiminde bulundum. Ve bu şekilde evet. Görevlerimi peki efendim, şimdi üye sayınız ne durumda? Erdeklilerin İyi Parti'ye gösterdiği teveccüh ne durumda? O konuda bilgi verir misiniz? Tabii ki efendim. Erdek'te yapmış olduğumuz araştırmalarda halkımızın İyi Parti'ye karşı teveccühü çok fazla. Biz partimizi kurmaya çalıştığımızda, başladığımızda Erdek'te bütün her kesimle görüştük. Görüşü ne olursa olsun zaten bizim partimizin birinci derecedeki durumu her görüşü içinde barındıran bir partiyiz. Biz sadece bir görüşün devamı değiliz. Biz şunu zaten halkımıza şunu söyledik. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin devamı olarak değil, biz yeni kurulmuş bir partiyiz. Yeni kurulmuş partide biz merkezin ta kendisiyiz. Merkezde olan bir partiyiz. O zaman bizim bütün görüşleri çatımız altında topluyoruz. Sol görüşler, sağ görüşler. Bizde yalnız bir kıstas var. Vatanını sevecek, bayrağını sevecek, milletini sevecek. Eğer bu kıstasa uyuyorsalar bizim partimizin içerisinde yeri var. Biz zaten halkımızın teveccühünden de bahsetmiştim. Biz kuruluşumuzu gerçekleştirdikten sonra
sonra insanlar yoğun bir şekilde üye olmak için müracaatlar başladı. Bugün itibariyle 74 üyemiz var. Biz kurulan ayın 19'unda kuruluşumuzu tamamladık. Bugün ayın 1 Şubat yani 12-13 günlük bir süre içerisinde 75'e çıktı üye sayımız. Tahmin ediyorum ki yakın zamanda biz bunları yüzlerle ifade edeceğiz. Hatta 200'lerle 300'lerle ifade edeceğiz. Erdek'te hedef ne Arif Bey? Erdek'te hedefimiz bizim birinci parti olmak. Bizim hedefimiz birinci parti olmak. Biliyorsunuz önümüzdeki yıllarda 2 yıl içerisinde belediye başkanlığı yani yerel seçimler ve genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Biz parti olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de talimatları ve çalışmaları da bu yönde. Hem yerel yönetimlerde hem de genel yönetimde biz iyi bir seviyede olacağız. Biz belediye başkanlığı Erdek'te iyi bir adayla belediye başkanlığını almak için yola çıkacağız. Bunun yanında cumhurbaşkanlığında bizim hedefimiz cumhurbaşkanı. Sayın Meral Akşener hanımefendiyi de cumhurbaşkanı yapmak olacaktır. Peki. Son olarak Erdeklilere diyeceğiniz bir şey var mı? Bir mesajınız var mı? Tabii ki var. Erdek halkının İYİ Parti'ye karşı teveccühü çok fazla. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sokağa çıktığımızda hepsi bize güler yüzle karşılıyorlar. Yönetim kurulumu da güler yüzle karşılıyorlar. Bunun için Erdek halkına biz müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyorum. Kendileri bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Yanımızda olduklarını her ortamda da beyan ediyoruz. Bunun için Erdek halkına müteşekkiriz. Çok teşekkür ederim. Peki Arif Bey, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun.